Sen de tarzını kaybetme. Fiat'tan yepyeni 500'le. Fiat 500 ailesinin en büyük üyesi 500'le şimdi Ocak ayına özel fırsatlarla Fiat showroomlarında. Para çekseniz de faizi devam eden marifetli bir hesap mı lazım? Marifetli hesap %10,5 danışma faiziyle TEP'te. Ne diyorsunuz? Ayrıntılı bilgi TEP şubelerinde. Afiyet olsun anneciğim. Nasıl yaptın sen bu tatlıyı? Ay ne zordur ayva tatlısı. Sürekli kontrol etmek gerek. Kartdoor'dan ayva tatlısının en kolay, en hızlı hali. Torbalayın, çalkalayın, fırınlayın. Her seferinde aynı nefis lezzeti yakalayın. Ne yorulmuşsundur sen. Aa, yapımı olur anneciğim. Kartdoor'un en yenisi geleneksel meyve tatlıları. Meyvesi sizden, gerisi bizden. Hey genç! 2014'te tatil 114,5 gün mü, 115 gün mü? Sadece ayva tatlısını değil, incir ve kabak tatlılarını da hazırlamanın kolay yolu. Kartdoor geleneksel meyve tatlıları. Önemli olan kullandığın tıraş köpüğüdür. Nivea Men tıraş köpüğü Ultra Glide teknolojisiyle tahrişsiz ve yumuşak bir tıraş sağlar. Nivea Men, her şey sende başlar. Şimdi beğenmezsen bedava. 15 Ocak 28 Şubat arasında Nivea Men köpük ya da jel al, beğenmezsen paranı iade edelim. Ayrıntılar niveamen.com.tr'de. Etkileyici tasarıma sahip yeni Opel Mokka ile gücünü şehirde ortaya koy. Formu zirvede. Yeni Mokka. 1.4 litre otomatik vites seçeneğiyle. Darty kazananlar dünyasında yeni yıl bereketiyle geldi. 16-22 Ocak tarihleri arasında iPad mini 16 GB Wi-Fi 999 TL yerine sadece 699 TL. Üstelik aksesi özel 75 TL çip para hediyesi ve 11 taksit imkanıyla. Darty'ye gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Sıcak yaz güneşinde olgunlaşmış mis kokulu yaz domateslerini sizin için doğradık, olduğu gibi sakladık. Tat yaz domatesleri ailesinden doğranmış domates. Gerçek tatlar korumamız altında. Müzik keyfini evinize taşıyan Extreme Audio'nun sunduğu Söz ve Müzik devam ediyor. Sezen Aksu Söylüyor albümünden sonra Aksu ve Tunç, onlarla birlikte çalışan genç yeteneklere de destek olmak üzere kolları sıvar. İlk proje Aşkın Nur Yengi için yapılır. Yengi'nin ilk albümü Sevgili'ye, Türk pop müziğine taze kan getirir. İkimize de yazık, gençliğimize yazık, bu kadar yalanlı yaşandı her şey söyle. Yunanca şarkıların ağırlıklı olduğu ve Onur Tunç ve Sezen Aksu bestesi ve sözlerinin de olduğu bir albüm hazırlandı. Ben sadece vokallerimi yapıyordum o albümde de. Sonra arkasından da girip solist olarak vazifemi yapıyordum. Yanılmıyorsam Nilüfer'den sonra bir 15 sene sonra ilk defa bir kadın vokal piyasaya ayak bastı ve halkın da özlediği bir durum vardı. 1,5-2 milyon bir tiraj söz konusuydu. Sezen Aksu ve Onur Tunç kendi serüvenlerine 1991'de Gülümse albümüyle devam eder. 1991'de yayınlanan bu albüm, 90'lar boyunca bir furyaya dönüşecek yeni nesil Türk pop müziğinin de başlangıç albümlerinden biri kabul edilecektir. Ne var ki Sezen Aksu bu albümün kendi tabiriyle kanlı bıçaklı hazırlandığını anlatır. Onur Tunç'la ilişkilerinde zor günler yaşamaktadır. Her ayrılık bir vurgun değmeyi.
çok yoğun ve şiddetli duygular zaman zaman çok fena patlıyor. Bir gün bir tartışma başladı. Akşamüstü 4:30'da, ertesi sabah 4'e kadar. Ertesi sabah 4'te ben çıldırdım. İşte böyle ağır bir laf ettim, eve gittim. O hızını alamadı, geldi kapıyı tekmeledi. Silahımı getirin dedim. Silah mülak, Udo Lindenberg bir tane tabanca getirdi bana Almanya'dan. Ama ayırt edemiyorsun hakikisinden, çatapat atıyor. Aa çok güzel, her şey oyuncak ya. Oyuncak tabanca. Ha. Ne diyorsun sen dedim. Onu ışınlandı sokakta. Onu aradı beni, bu beni öldürecek diye aradı. Derken kapı çaldı Sezen bu sefer. Orada burada mı o nokta nokta diye. Bip. Bip yok burada dedim. Çok kızmış ama Sezen. Ağzından köpükler çıkıyor resmen. Kovaladım onu diyor. Ta aşağıdaki benzincin oraya kadar diyor. Bayağı bir yol düşünüyorum evden. Sonra devamı var. Devamı çok fena. Koşuyor koşuyor. Otoyolda bir tabanca daha geliyor. Kımıldam arıyorlar. Levent Karakol'una hırsız arıyorlarmış. Koşan birini görünce onu Sonra ben özür dilemek için yemeğe çıkardım onu. Dedim ki... Bizim aramızda böyle şeyler aslında çok iyi, çok özür dilerim ama beni çıldırttın dedim falan. Yemek çok güzel başladı. Böyle bir saat, iki saat çok güzel gitti. Yemeğin sonunda bir cinayet var. Zaten seni vurmayan da kabahat diye döndü. Bu sancılı süreç hem ikili hem de Türk pop tarihi için bir dönüm noktası olacak albümü doğurmuştur aslında. Sezen Aksu ve Onno Tunç'un bu albümle gençleşen ve temposu yükselen müziği birçok isme de yol gösterici olacaktır. Nitekim sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, bestesini Onno Tunç'un yaptığı Hadi Bakalım yeni bir akımın başlangıcı olur. Hadi bakalım kolay gelsin bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam pek hesaplı. Albüm yayınlandıktan bir gün sonra oturuyoruz sahilde, balıkçıda. Önümüzden geçen her arabada mı Hadi Bakalım çalar arkadaş? Bir, iki, üç, beş, on. İkimiz birbirimize bir şey söylemiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Sonra bir 10 dakika geçti kafayı. Abi dedim. Yolda dedi ki, oldu galiba bu dedi. Dedim abi baksana ya yıkılıyor bütün Bebekhisar, Rumelihisar'ı. Hadi Bakalım dinliyorum. Sen seni bil, sen seni. Sen sıkı tut çeneni. Eline diline hakim ol. Belki şehre bir film girir, bir güzel orman olur, yazılarda iklim değişir. Albümde öne çıkan şarkılardan biri de Kemal Burkay'ın şiirinden Arto Tunç Boyacıyan tarafından bestelenen Gülümse olur. Tut git karnım acıktı. Gülümse albümü bu gelgitli ilişkinin de müzikal ortaklığında sonu olur. 1993 yılında Sezen Aksu kendi kanatlarıyla uçmaya başlarken, Onno Tunç da Nilüfer, Zerrin Özer ve Zuhal Olcay gibi isimlerle çalışmaya başlar. Ancak aralarındaki bitmeyen aşk, birbirlerine uzaktan yazdıkları şarkılarla aslında herkesin gözü önünde yaşanmaya devam etmektedir. Beni yap, kendini yap, her şeyi yap. Bir kılıcım yeter, ben hazırım bak. İster okşa, ister sen öldür. Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk. Aynı dönem Sezen Aksu ile Aysel Gürel ortaklığı da son bulmuştur. Aysel Gürel Onno Tunç'la çalışmaya devam eder. Ama Sezen Aksu'nun yeni albümlerinde onun imzası görülmez. Sezen Aksu müzik yolculuğunda Onno Tunç'un eksikliğini genç bir müzisyenle Uzay Hepar ile kapatmayı dener. Sonuç umulandan da iyi olur. Uzay Hepar'ı Sezen Aksu ortaklığı ilk kez 1991 yılında yayınlanan İkinci Aşkın Nur Yenge albümü Hesap Ver'de kendini gösterir. Uzay'ın zaten aurası farklıydı. O ışıltısı ve müzik anlamının, müzikal anlamda çok kıymetli bir yerde olacağı çok belliydi. Ölümlü dünya, ölümlü
fikirlerine hakim ol. 1992 yılında Sertab Erener'in ilk albümü Sakin Ol ve 1993 yılında Levent Yüksel'in ilk albümü Medcezir yayınlanır ve bu iki albüme de Sezen Aksu Uzay Hepar'ı ortaklığı damgasını vurur. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine bu yüreğimden. Yaparım dünyayı uğruna ama sana eğilmem. Kan ter için uzanıyorsa. Uzay Hepar'ı ve Sezen Aksu 1993 yılında önce Aşkın Nur Yengi'nin Sıramı Bekliyorum adlı 3. albümü için çalışır. Ardından da Sezen Aksu'nun yeni albümü Deli Kızın Türküsü için kolları sıvarlar. Deli Kızın Türküsü Sezen Aksu'nun müziğindeki değişimin habercisi olmakla kalmaz. Uzay Hepar'ının müzik dünyasındaki rüştünü de bir kez daha ispat eder. Sezen Aksu ve Uzay Hepar işbirliği 1994 yılında önce Nükhet Duru'nun yeni albümünde, ardından da Sertab Erener'in Lal adlı albümünde kendini gösterir. Her iki projede büyük beğeni toplar. Hadi hadi yüreğime gayre, hele sıkı dur hele sabre, başını eğme dik tut, bu bir rüyaydı farz et. Hadi hadi yüreğime gayret. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Ancak aynı yılın Mayıs ayında beklenmedik bir kaza bu büyük buluşmanın sonunu hazin bir biçimde getirir. 20 Mayıs 1994 gecesi geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Uzay Hepar'ı 31 Mayıs 1994 gecesi hayata gözlerini yumar. Elimden yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Tabii ki bugünlere gelseydi hani kim bilir ne kadar katlanırdı üretimi de, pırıltısı da, işte müziği de diye düşünüyor insan. Yani bir uzay diye biri geldi, adı üstünde uzay, herhalde uzaydan geldi diyorum. Geldi. Çok değerli şeyler yaptı. Bizim hayatımıza çok güzel şeyler kattı. Süper aranjör kötülerin cezasını vermeye gidiyor. Ay sinirim bozuldu. Evet sayın seyirciler, gördüğünüz gibi kayıt tüm hızıyla sürüyor. Mutasyona uğramış kemancılar evlerine gitmek üzere Bosna'dan yola çıktılar. Salon serserisi. Hem çok centilmen, hem çok elegan, hem çok zarif. Hem çok iyi, hem tutkulu, son şövalyeler yani. Ne kadar süre görüşemeyeceğimizi bilmiyorum ama yani en azından görüşürüz diye bir ümidim var. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. Uzay Hepar'ın ani ölümü Sezen Aksu'nun kolunu kanadını kırmıştır. 1995 yılında yayınlanan yeni Sezen Aksu albümü Işık Doğu'dan Yükselir'de Fahir Atakoğlu, Arto Tunç ve Atilla Özdemiroğlu gibi müzisyenlerden destek alır Sezen Aksu. Onno Tunç ise sadece albüme adını veren enstrümantal eserin bestecisidir. Işık Doğu'dan Yükselir, etnik seslerin, sazların ve melodilerin hakim olduğu bir albümdür ve alışılageldiğimiz Sezen Aksu tarzından çok farklıdır. O günlerde Sezen Aksu ve Onno Tunç arasındaki buzlar erir ve ikili Levent Yüksel'in 2. albümü için tekrar birlikte çalışmaya başlarlar. Sezen Aksu'nun Uzay Hepar'ı için yazdığı Yas adlı şarkı bu albümde yer alır. Canlı yazma kışlar, sen güne terk etme.
Ancak ne garip bir tesadüftür ki bu albümün piyasaya verilmesinden tam 6 ay sonra 14 Ocak 1996'da bu defa Onnotunç'un ani ölüm haberi gelir. Kendi kullandığı uçağın Yalova açıklarında düşmesi sonucu 47 yaşında hayatını kaybeder Onnotunç. Sezen Aksu'nun Uzay Hepari için yazdığı Yaz o günlerde Onnotunç'un ardından çalınır ve söylenir. Onnotunç son yolculuğuna 19 Ocak günü Işık Doğudan Yükselir parçasıyla uğurlanır. Onnoyu kaybettiğimizde şu kelimeyi kullandım. Müziğin yarısının gittiğini söyledim ben. Ve haklıydım da. Ve dikkat ederseniz dediklerim aynen gerçekleşmiştir. Eyvah dedim ya, şimdi kimi takip edeceğiz yani? Kimi kıskanacağız? Allah kahretsin ya, kıskanacak adam kalmadı. Onno olmadığı zaman hayat yok demekti bizim için. Gerçekten hem çok eğlendirici bir insandı hem çok çok iyi bir müzisyendi. Onno hepimizin dostu, arkadaşı, hepimize eşlik ettiği bir dönem. Ve öyle bir müzisyenin bugün hayatımızda olmaması hepimiz için çok büyük bir kayıp. Yaralı kuşum. Sezen Aksu 1996 yazında Onnotunç anısına başkalarına verdiği besteleri yorumladığı bir albüm yapar. Düş Bahçeleri adını verdiği bu albümde Sezen, Onno'ya Yarası Saklım şarkısıyla veda eder. ...1998'de yayınladığı Adı Bende Saklı albümünde Onnotunç'a bu kez Şimal Yıldızı'yla seslenecektir. Nasıl havalandın, hasar olmadan bu tufandan, bak ben... Sezen Aksu, Kara Sevdam dediği Onnotunç'a yıllar içinde başka şarkılar da yazmaya, aşkını şarkılarda canlı tutmaya devam eder. Sezen Aksu ile Aysel Gürel'i yıllar sonra yeniden buluşturan albümse 2000 tarihli Deli Veren olur. Bu albümde Aysel Gürel, Arto Tunç Boyacıyan'ın bestelediği Okudum Da adlı sözleriyle yer alır. ...2007'nin son günlerinde Aysel Gürel'e akciğer kanseri teşhisi konur. Sezen Aksu, hastanede Gürel'in son gününe dek başucundan hiç ayrılmayacaktır. Aysel Gürel 17 Şubat 2008'de 79 yaşında hayata veda eder. Olağanüstü bir insandı. Ben hem annemi hem de arkadaşımı kaybettim. Toprağı bol olsun. Nur içinde yatsın. Onludan sonra daha böyle dayanıklı olduğumu düşünüyordum. Açıkçası hani bıraksam böyle bir dipsiz bir yere doğru yuvarlanmak da mümkün tabii. Hayat böyle bir şey. Aslında herkesin bir ömrü var. Pırıl bekler bu günere.
Ölümünün ardından sözlerinin tamamı Aysel Gürel'e ait yeni şarkılardan oluşan Çınar albümü yayınlanır. Nilüfer'den Nükhet Duru'ya birçok ismin yer aldığı albüme Sezen Aksu bestesini yaptığı O Kadın şarkısıyla katılır. Ben o kadın olamadım. Ben o kadın olamadım. Sönse de yangınlar. Aysel Gürel için 2013 yazında yapılan Saygı albümü Aysel'in de Sezen Aksu bu kez adeta Aysel Gürel'in kendi hikayesini anlattığı Sır adlı şarkısını yorumlar. Efsane kadın kimdi aşkım? Sordular ama hiç anlatmadın. Efsane kadın Aysel de Onno ve Uzay gibi Sezen'i yalnız bırakmıştır bu dünyada. Birlikte ürettikleri şarkılarsa Sezen Aksu'nun ve bütün müzikseverlerin yol arkadaşı olmaya devam ediyor. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Uzanıp tutuver elimi bir gün. Utanır diye ben ne olur geri dön. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Uzanıp tutuver elimi bir gün. Utanır diye ben ne olur geri dön. Müzik keyfini evinize taşıyan Extreme Audio, söz ve müziği sundu.